Dünya starı Galatasaray'ı transferini resmen açıkladı. Christian Luyendama'dan istediği verimi alamayan ve yerine ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Galatasaray bir stoper takviyesi yapmayı kafasına koydu. İngiliz'de ve Arsenal'de forma giyen 33 yaşındaki stoper David Luiz, Brezilya'nın Lens gazetesine yaptığı açıklamada "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan transfer teklifleri aldım" dedi. David Luiz'in sözlerinin ardından teklif aldığı Türk takımının Galatasaray olduğu iddia edildi. 2021 yılının Haziran ayında Arsenal'le kontratının biteceğini açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum, öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" diye konuştu. Otoriteler yaşına rağmen David Luiz'in hala çok iyi bir stoper olduğunu ve tecrübesiyle oynayacağı her takıma büyük yarar sağlayacağını kaydetti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre David Luiz ile ilgilenen en ciddi iki ekipten biri Galatasaray, diğeri ise Benfica. Galatasaray yıldız stoperi transfer etmek isterse oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Galatasaray'dan Cuadrado bombası. Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken, Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado, Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado, bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asistle önemli katkı sağlamayı başarmıştı. Öte yandan Galatasaray, kap bildirimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Cimbom, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiören gücünde forma giyen sol kanat Barış Alper Yılmaz'ı 5 yıllığına renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5'te asist yaptı. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Barış, "Öncelikle Galatasaray Spor Kulübü'nün bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Burada olmamı sağlayan başta Sayın Fatih Terim Hocam, Başkanımız Burak Elmas, kulüp yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızın önünde şanlı formayı giyeceğim için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için" şeklinde açıklamada bulundu. Genç isim kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital'de sağlık kontrolünden geçti. Kaynak: Fanatik. Galatasaray'da Avrupa golcüsü Falcao. Sözleşmesi feshedilecek, satış listesinde denirken 35'lik Falcao antrenmanların bir numaralı yıldızı haline geldi. İlk günkü gibi hırslı görünen ve idman golleriyle alkış alan Kolombiyalı, PSV maçlarında Aslan'ın skor yükünü sırtlayacak gibi görünüyor. Büyük umutlarla ve maliyetlerle transfer edilmesine rağmen sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Radamel Falcao, yeni sezon öncesi oldukça heyecanlı. Adı satış listesinde olmasına, hatta sözleşmesinin feshedilerek yıllık ücretinden kurtulmaya çalışılacağı iddialarına rağmen Galatasaray'daki sezon başı antrenmanlarının en hırslı, en çalışkan ismi Falcao oldu. 35 yaşındaki yıldızın özellikle son iki idmanda attığı goller, savunmadaki arkadaşlarını yıpratması ve kondisyonu şimdiden hocası Fatih Terim'in kafasını karıştırmış durumda. Mustafa Muhammed'in sakatlığı devam ederken ve bir başka akıbeti belirsiz santrfor Mbaye Diagne henüz Türkiye'ye dönmemişken 21 Temmuz'da oynanacak PSV Eindhoven karşılaşmasında takımın birinci forveti Radamel Falcao olacak gibi görünüyor. Tecrübeli futbolcunun antrenman performansı satış sürecini bir kez daha devre arasına kadar öteleyebilir. Terim, Kolombiyalı futbolcunun durumunu hazırlık maçlarında da görerek bir karara varmayı düşünüyor. Kaynak: Fanatik. Galatasaray'da şov başlıyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş alacakların bir kısmını temizleyerek UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı Kırmızılar yeni sezon kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır.
Cimbom'da transferin önündeki tüm engeller kalktı. Yeni başkan Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemlere ait alacakların bir kısmını ödeyerek UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını aldı ve kulübün önünü açtı. Sarı Kırmızılar için artık transferde imza ve şov zamanı. Teknik direktör Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda birçok oyuncuyla sözleşme yapılacak. Yeni anlaşmalar nedeniyle kulüp içerisinde ciddi bir hareketlilik var. Transferler kadar sözleşmesi sona eren ve yeniden mukavele imzalanacak oyuncular da önümüzdeki günlerde birer birer takıma katılacak. Kaynak: Fanatik. Simon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da Burak Elmas'ın seçim zaferinin ardından vakit kaybedilmeden transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Elmas yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'le görüşüp kontrat imzalaması bekleniyor. Transfer harekatı deneyimli çalıştırıcının daha önceden hazırladığı rapora göre sürdürülecek. Gelecek vadeden isimlere ayrı bir önem veren Sarı Kırmızılar, scout ekibinin yeni keşfi Simon Cabral'ı listeye aldı. 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun son durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Aslan'ın gündeminde olduğu öne sürülen Cabral ve menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Aslan'ın gündeminde olduğu belirtilen Simon Cabral ve menajeri Fabrizio Pires, takvime konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili yaptığı açıklamada, Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. Cabral, Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Taffarel, Felipe Melo, Drogba ve Sneijder gibi dünya yıldızları ile aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden biri. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü. Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum, kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor. Hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek. Menajer Fabrizio Pires ise, Simon'la ilgili henüz resmi bir teklif almadık ancak oyuncumuzun adının Galatasaray'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici ve Türkiye harika bir ülke şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaynak: Fotomaç.